Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 46. günün ikinci dersine. Küpü anlatmaya devam ediyoruz. Hatta küpün özel durumundan bahsedeceğim. Çok özel durumundan bahsedeceğim. Birim küplere ayırma tekniğinden bahsedeceğim. Ve ÖSYM bu. Burada bir mantık da öğreneceksin. Hatta dersin ilk başında söyleyeceğim ben bunu. Yüzey alanıyla alakalı güzel bir mantık söyleyeceğim sana. O mantık da zaten genelde böyle 2 yılda bir falan denk geliyor. Büyük ihtimalle bununla ilgili soru bu sene karşına gelecek. Büyük ihtimalle karşılaşacaksın. Evet, yani önemli bir dersteyiz. Lütfen bu derste dikkat edin. Sadece o şey değil, birim küplerle alakalı kısmın sınavda çıkan kısmı değil, çıkabilecek kısmından da sorular. Çok güzel böyle teknikler var. Şimdi zaten göreceksin. Evet, kitabımızda hemen neredeyiz? Sayfa numarasına bakıyoruz. 256, 257 ve 258'in sol tarafını işleyeceğiz. O zaman hazırsak dersimize başlayalım. Şimdi bu notta kalmıştık. Notta da diyor ki birim küplerle oluşturulan ya da oluşturulabilen cisimleri. Bunlar nelerdir? Dikdörtgenler prizması ve kare dik prizma gibi mesela. Üçgen prizma olmaz. Üçgen prizmada düşünsene, şöyle üçgen prizmayı çizecek olursan bunu birim küplere ayırabilir misin? Bunu birim küplere ayıramazsın dostum. Şurada bir birim küp yapamıyorsun zaten. Hadi şöyle bir şey olması lazım birim olması için, değil mi? Yani burada üçgen prizmayı birim küp yapamıyoruz. Birim küplerle oluşturulabilen tüm yapılar için söyleyeceğiz şimdiki söyleyeceğimiz cümleyi. Yüzey alanı görünen yüzey çarpı 2 eşit. Bak, görünen yüzey çarpı 2 gerçekten çok önemlidir. Çoğu karışık sorularda, uzun yapabileceğimiz türde sorularda çok böyle kolay bir yoldan yapmamızı sağlayacaktır. Zaten şimdi bir prizmayı düşünsene. Dikdörtgenler prizmasını düşün mesela. Birim küplerle oluşturulabiliyor. Hatta bu cümleyi daha öncesinde böyle prizmayla, yani dikdörtgenler prizması ya da kare dik prizmayla oluşturulabilen yapılarda da söylemiştim ben bunu. Ama daha da böyle ince detaya girelim. Birim küplerle oluşturulabilen tüm yapılarda biz bunu söyleyebiliyoruz. Perspektif gereği. Önünü görüyorsan arkasını göremezsin. Yani bu alan görünen yüzey ya. Sağ tarafı görüyorsan sol tarafı göremezsin. Üst yüzeyi görüyorsan alt yüzeyi göremezsin. Yani sen şurayı gördün, şurayı gördün, şurayı gördün. Bu alanları yazarsın, çarpı 2 dersin. Ki dikdörtgenler prizmasının alanında AB, AC ve BC kenarların ikişerli çarpımı dikkat değil miydi? Evet. İşte aslında o mantıktan orayı da bulabiliriz. Ama şunu kesin ve net bir şekilde söyleyeyim. Mehmet Karayel hocam sayesinde öğrenmiştim ben de bu tekniği. Ben de hep böyle zorlanıyordum bu sorularda. Yani hep uzun yoldan çözüyormuşum, farkında değilim için. Mehmet hocama her zaman bu tekniği anlatırken selamımı da iletirim. Duyan arkadaşlar selamımı iletsin lütfen. Çok değerli bir hocamdır. Kendisi de geometricidir. Kalemi çok kuvvetlidir. Sayesinde bu tekniği öğrendim. Şimdi onun sayesinde de ben size iletiyorum. Ben size öğretiyorum. Görünen yüzey çarpı 2 bize yüzey alanını veriyor dostlar. Bunu unutmayın. Şimdi örnek 43'e bakalım. Şimdi 4 tane birim küp kullanılarak bu oluşturulmuş, bu oluşturulmuş ve bu oluşturulmuş. Bu cisimlerin yüzey alanlarını küçükten 1'ye doğru sıralayınız diyor. Birim küp ya. Birim küp olduğu için her bir yüzeyin alanı 1 değil midir? Hocam bunların alanı hep 1. Gördüğüm yüzeylere hep 1 yazıyor. O zaman birim küp olduğu için bir kenara 1, 1'dir çünkü. 1 kere 1, 1 yapıyor çünkü burası. Burası da 1, burası da 1. Hocam gördüğüm yüzeyler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un 2 katı. Görünen yüzey çarpı 2. 9'un 2 katı kaç yapar? 18 yapar. Diğerine gelelim. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yüzey gördüm. 8 çarpı 2'den direkt burası 16'dır. Hocam buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yüzeyi de burada görüyorum. O zaman burası da ne yapacaktır? Buradaki alanda 18 yapacaktır. 9 tane olduğu için değil mi? 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Hocam şurası da var ama burayı görmüyoruz perspektif gereği. Hani buradaki bak, sağ tarafı gördün, sol tarafı göremezsin. Gördüğün yüzeyleri böyle alanlarını yaz. Sonra çarpı 2'de. Küçükten 1'ye doğru sıralayın diyor. En küçüğü B yapıyor. Sonra A. A ile de C zaten birbirine eşit oldu. Dolayısıyla sıralaması ne oldu burada? B küçüktür A eşittir C şeklinde oldu. Güzel bir teknik değil mi? Evet, örnek 44'e geldik şimdi. 45 tane birim küpten oluşan. Ya burada üçerli üçerli koymuşum ben bunu. 45 tane bilerek sayıyı verdim. Say bak mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane üçerli sütun şeklinde koydum. Arkasındaki durumun ne olduğunu bilemeyebiliriz belki. Hani bunu garanti yapmak için belki şöyle de diyebilirdik aslında. Hocam şu kare prizmalardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane de konuldu da diyebilirdik. Soruyu böyle de yapabilirdik. Neyse, ana mantık şu. Şöyle üçerli üçerli sütunlar halinde koydum. Tamam mı? Yani şu üsttekini koyunca altta bir boşluk yok. Öyle düşün yani. Tamam mı? Bu da üçlü. Bu da üçlü. Bu da üçlü. O şekilde düşün. Şimdi bunun yüzey alanı nedir diye soruluyor. Görünen yüzey çarpı 2 diyeceğiz kardeş. O zaman sayalım görünen yüzeyleri. Tek tek sayacağız mı? Hocam zaten bak bu üçerli gidiyor böyle. Üçerli üçerli sayalım gördüğüm yüzeyleri. Böyle çizgi atayım böyle. Kaç tane çizgi attım burada? Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra 11, 12, 13. Üçerli yapmaya devam edeyim. 13. Ondan sonra
sonra 14, 15 tane 3 grubu yakaladım. O zaman 15 tane 3 tane yüzey varsa, hepsinin yüzeyinin alanı da 1 ya. 15 çarpı 3'tür hocam buradaki alan, gördüğüm alan. Ama birim küplerle oluşturduğum bir yapı olduğu için bu. Ne diyeceğiz bir de? Çarpı 2 diyeceğiz. Yani bu da kaç yapıyor o zaman? İşte bunun yüzey alanı 90'dır. Vay efendim, ben buradaki alanı hesapladım da bunun arkasında da var da bunları da böyle hesaplayayım falan filan. Biraz zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi birim küplerle oluşturulabilen yapılarda görünen yüzeydekileri hesapla, görünen yüzey çarpı 3 bize yüzey alanını veriyor. Evet, cevap böylelikle 90 çıktı. Geldik şuraya. Bak, sınavda da çıkmış bir soru. Ayrıt uzunluğu 2, 2, 5 birim olan 3 tane eş kare dik prizma ile aşağıdaki cisim elde ediliyor. Buna göre elde edilen cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Bak, aslında birim küplerle ya da dikdörtgenler prizmalarıyla ya da kare dik prizmalarıyla oluşturulan yapılarda birbirlerine yüzeylerini yapıştırarak oluşturduğumuz yapılardaki yüzey alan bulunurken, vay efendim işte ben bunun tamamının alanını bulurum da ondan sonra buradaki alanı çıkartırım da kayboldu burası. Sonra aynı şekilde burayı da bulurum da buradaki alanı çıkartırım da, bak buradan da yapabilirsin. Ondan sonra buradakinin de yanal alanı kaldı, burayı da eklerim deyip uzun yoldan da yapabilirsin. Ama ne yapılmış burada? Aslında birim küp yapılarıyla oluşturulmuş. Yani bu dikdörtgenler prizmasında zaten kare dik prizma da birim küple oluşturulabiliyor ya. O yüzden birim küplerle oluşturulabilen bir yapı, yapıştırılarak oluşturulan bir yapı daha görünen yüzey çarpı 2 deyip sonuca ulaşacağız. Hadi bakalım. Şimdi buranın ben ne olduğunu biliyorum dostum. 2 kere 5 10 olduğunu biliyorum. Şurası da 2 2, 2 kere 2 4 olduğunu biliyorum. Tamam. O zaman her bir gördüğüm dikdörtgen 10. Hocam burası 10. Burası 10. Burası 10. Burası 10. Burası 10. Bu 10'ları gördük. 10'ları yazdık. Hocam bir de şurada var. Şurası kaç? 4. Burayı da görüyorum. Burayı da görüyorum. 4. Bir göremediğim, yazmadığım neresi var gördüğüm yüzeylerde? Arkadaş, bir tek şurayı yazmadım. Bir de alt tarafını da görüyorum. Bu alt tarafını da yazmadım. Bu da nedir arkadaşım? Şu dikdörtgenin alanı 10 iken şu yapıştırılan kısımda ne? 4. Yani toplam alanı kaç yapar o zaman burada? Şu ikisini şöyle yazacak olursam. Hocam 10'dan 4 çıkartıyorum. Burası da 6 yaptı. Evet, görünen yüzeyde bu şekilde yaptı. Başka bir yüzey görüyor muyum? Görmüyorum. Görünen yüzeyleri toplayacağım. Çarpı 2 diyeceğim. Perspektif gereği. Mantığını anlamışsındır. İstersen tek tek kendin alanları da hesaplayabilirsin. Ama bu şekilde görünen yüzey çarpı 2 her zaman bize kolay yolu veriyor. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 10, 50 yaptı. 54. Ondan sonra 6 daha kaç yaptı? 60. Bir de burası 4. 64 yaptı. 64 çarpı 2, görünen yüzey çarpı 2 bize yüzey alanı verecektir. O da kaç yapar? 128 yapar. Olay bu kardeşim. 128 sınavda çıktı bak. Hatta bir sonraki soru da sınavda çıktı. Hatta bu soruyu da sınavda çıkmadan önce yazmıştık. Bak, yazdığımız sorunun benzeri çıktı. E harfi mi, F harfi mi ne çıktı işte. O yüzden yine rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir şey. Hatta burada formülde vermiş. Formüle gerek yok. Birim küplerle oluşturulabilen yapılarda hemen ne yapıyoruz? Görünen yüzey çarpı 2. Şunları 1 1 vermiş. Burayı da 3 vermiş. O zaman ben burada E harfine yoğunlaşıyorum. Hocam şurada kalan 1. Şurası da 1. Şurası da 1. Şurayı da görüyorum 1. Başka 1 kere 3 3. Burayı 3 görüyorum. 3 görüyorum. Sonra burayı tamamını görüyorum. Tamamını görüyorum. Tamamını görüyorum. Tamamını görüyorum. Tamamını görüyorum. Burada da 3. Burada da 3 görüyorum. Hocam burada bak şurası var. Burada tamamını göremiyorum. Ne var burada? Hocam 3'ten şu kadarlık kısmını yapıştırmışım. Burası gitti. Görünen yüzey değil. Orası içeride kaldı. Tüm yüzey alanı hesaplanırken de hesaplamayacağım. 3'ten neyi çıkartacağım? Bu kısım yapıştırıldı. 1 yapıştırıldı. 2 çıkacak burası. Ya da şöyle düşün. Hocam şurası uzun dikdörtgen. Uzun dikdörtgen ve uzun dikdörtgenler. Bu uzun dikdörtgenlerin alanı 3, 6, 9. 3, 6, 9'u şöyle yapıştırarak bir birim kareler yapıştırarak birer birim alanlar, birim karelik alanlar götürdüğümü görüyorum. Yani şuradaki toplam alan 9 iken 1, 2, 3 çıkartıyorum. O zaman ben şuradaki görünen yüzeyde, yani şuradaki toplam buradaki görünen yüzey 9-3 yapmaz mı? Yapar. Yani şöyle gösteriyorum onu da. Bu toplam alanda 9-3'den 6 yapar. İşte gördüğüm yüzeyler bunlar. Başka da yüzey görmüyorum. O zaman bunları tek tek topluyorum. Görünen yüzey çarpı 2 diyorum. Kardeşim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 3 var. 3 kere 9 27. 28, 29, 30, 31. Bir de 6 da burada var. 37. O zaman ne diyeceğiz? 37 görünen yüzey yaptı. Bir de çarpı 2 diyeceğim. O da kaç yapıyor? 74 yapıyor gençler. Cevaba böylelikle 74 diye ulaştık. Çok güzel teknik değil mi? Bence aşırı güzel bir teknik. O yüzden bu tekniği unutma. Görünen yüzey çarpı 2. Allah razı olsun Mehmet Hoca'dan. Mehmet Karayel'den. Onun sayesinde bak çok güzel bir teknikle yapıyoruz. Yoksa vay efendim işte buradaki alanı bulacağım. Buradaki alandan şunu çıkartacağım diyeceğim. Sonra buradaki alanı bulacağım. Buradaki alandan da işte yine bunu ve şuradaki yapışan kısmı çıkartacağım diyeceğim. Ayrı ayrı düşünüp kaybolan alanları çıkartarak da yapılabilir tabii ki. Ama uzun
uzuyor ve bazen bu tekniği de kullanamayabiliriz. Ama sana ödev olsun. Şunları ayrı ayrı düşün, tamam mı? Ayrı ayrı düşün. Ayrı ayrı düşünüp o alanları bul. Ayrı ayrı düşünürken de bunun tüm alanının bir tanesini bul. Zaten hepsini de kullanacaksın. Tüm alanı yaz. Mesela A alanı yazdın. A'dan burada kalan kayboldu diyeceksin. A'dan X kayboldu ya da 1 kayboldu. Sonra bu alanı A. Hocam burada bu alandan yine 1, 2 kayboldu diyeceksin. Yani A eksi 2 yazacaksın. A alanından 1, 2, 3 da 3 kayboldu diyeceksin. Sonra A alanından 1, 2 tane alan kayboldu diyeceksin. Sonra bunu hesaplayacaksın. A alanından 1 tane alan kayboldu diyeceksin. Bunu hesaplayacaksın. A alanından 1 tane alan kayboldu diyeceksin. Ve bu şekilde de yapabilirsin. Hatta sana ödev olsun. O şekilde de yapıp şu 74'e ulaşmanı istiyorum. Çünkü bazen çok da nadir olsa bu teknik tutmayabiliyor. Çünkü garip yapıştırmalar oluyor. Yani sağ taraftaki toplam yüzey alanı sol taraftaki toplam yüzey alanı yapmıyor mesela. Hani biz ne diyoruz hep? Perspektif gereği sağdaki yüzey alanı soldaki yüzey alanına eşitliyoruz ya böyle şey yaptığı zaman. Sonuçta birbirine yapıştığı zaman. Ki gerçekten de böyle. Bak şu alan artı, şu alan artı, bu alan artı, bu alan artı, bu alan sağdaki alan, şeklin sağındaki alan solundaki alana eşit oluyor mu? Evet, komple şuradaki dikdörtgenin alanına eşit oluyor dostum. Çünkü dikkat et, şuradaki alan hocam şu artı, şu artı, şu artı, şu artı, şu. Bunlar zaten buraya denk geliyor bu alan olarak. Gördüğünüz üzere buradaki alan buraya eşit oluyor. Yani dediğimiz teknik genelde sağdaki alan soldaki alana, üstteki alan alttaki alana, öndeki alan arkadaki alana eşit olduğunda kullanıyoruz. Ki genelde de bak bu sorular sınavda da çıkmış soruların benzerleri zaten. ÖSYM'e vazgeçmiyor bu sorulardan, dikkat. Bak aynı şekilde burada yine boyunla ilgili bir soru var. Şimdi şunla şekil 1 ve şekil 2'yi oluşturmuşuz. Şekil 1'deki alan A1, şekil 2'deki alan da A2 olsun diyor. A1 ile A2 alanını hesapla diyor. Şimdi şekil 1, şekil 2 neyse de şekil 2'nin alanını ben bulurum. Çünkü niye? Hocam 1, 2, 3, 4 yaptı burası. Burası 1, burası da kaç? 3. Yani 4, 1 ve 3 olan bir yüzeyin alanını bulacağım. A2'yi hesaplarken şu şekilde hesaplayabilirim. 4, 3 ve 2 kenarlarına, 3 ve 1 kenarlarına bakacağım. Baktığım zaman kenarların ikişer çarpımının 2 katı. Ya da görünen yüzey çarpı 2'yi burada da kullanabilirsin tabii ki. 4 kere 3, 12. 2 ile çarptın 24. 3 kere 1, 3. 2 ile çarptın 6. 4 kere 1, 4. 2 ile çarptın 8. 38 yaptı. O zaman bu alan kaç yaptı o zaman A2? 38 yaptı. İstersen bak görünen yüzey çarpı 2. 4 kere 3, 12. Burası 12. Sonra burası 3. Sonra burası da 4. Bu görünen yüzeylere bak. 16, 19 yaptı. 19'un 2 katı da 38 yaptı. O teknede gider. A2'yi buldum ilk etapta. İkinci etapta da şekil 1'deki alanı bulayım. 1 kere 3, 3. Buradaki 3 dikdörtgeni bozulmadığı zaman, bütün olduğu zaman bunların hepsi 3 mü oluyor? Evet hocam, 3. Görünen yüzeylere hemen 3 yazıyorum. Karenin alanı kaç yaptı burada? 1'e 1 olduğu için burada kalan 1 yapar. O zaman burada bir kare görüyorum. 1. Burada da bir kare görüyorum. 1. Hocam bir de içeride şuradaki yüzeyi görüyorum ama buradaki yüzeyi de tamamı şöyle bir dikdörtgenken şuradaki kısım kaybolmuş. Yani 1'e 1'lik kısım kaybetmiş. Yani tüm alan 3'tü. Burada kalan 3'tü. 3'ten 1'lik alanı kaybediyorum. 2 mi kalıyor burası? Evet. Tamam. Aynı şekilde burada da şuraya bakacak olursak hocam buradaki yüzeyi görüyorum. Buradaki yüzeyi de tamamı aslında dikdörtgen olarak şurasıyken şurası kapatmış olayı. 1'e 1'lik yüzeye gitmiş. Buraya da 2 mi kaldı? Evet. Şimdi bunları tek tek hesaplayalım. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3. Hatta 7 tane 3. Hatta 8 tane 3. 3 kere 8 24 yaptı. Şekil 1'deki A1 alanında kaç buluruz? 24 çarpı 2. Görünen yüzey çarpı 2'den 48 bulduk. O zaman bizden A1 eksi A2 isteniyor. Bir A1 48 bulduk. A2'yi de 38 bulduk. Toplamları değil, pardon, farkları da kaç yapıyor o zaman? 10 yapıyor. Dolayısıyla 47. sorunun cevabı böylelikle 10 çıktı. Nasıl? Güzel teknik değil mi? Evet, geldik 48'e. Şimdi daha değişik bir soruyla karşı karşıyayız. Bu sefer yorum. Bakalım nasıl bir yorum. Aşağıdaki şekil aralarında boşluk olmayan 17 tane birim küp ile oluşturulmuştur. 17 tane birim küp. İstersen say kardeşim. 2 tane burada. 2, 4, ondan sonra 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bak bunun altında 2 tane daha var. 15, 16 değil mi? 17, 18. Hop, yanlış mı saydım? Dur bakayım, 17 tane birim küp. Ben yine bütünsel olarak sayayım. Görünenleri saymayayım. 2 tane burada mı? Burada. 2 tane burada mı? Burada. 2 tane de altında var. 2, 4, 6 yaptı değil mi? Sonra 3 tane bu sütun 9 yaptı. 2 tane bu sütun 11 yaptı. 3 tane bu sütun 11, 14 yaptı. 3 tane de bu sütun 17 yaptı. Tamam. 17 tane birim küpü de saydık zaten burada. Mavi küplerden hangisi ya da hangileri tek başına çıkarılırsa cismin alanı değişmez. Güzel bir soru. Şimdi dostlar, hangileri çıkartacağım. Tek tek çıkartayım bunları. Arkadaş, ben A'yı çıkarttığım zaman. A'yı çıkarttığım zaman ne olacak? Hocam şuradaki bir yüzeyi göreceğim böyle. Şöyle alt tarafında da şöyle bir şey. Şu da böyle gelecek. O zaman mavi kısım gittiği zaman ne olacak arkadaşım? Mavi kısım gittiği zaman arkada bu yüzey oluşacak. Mavinin arkasında bunun altındakinin yüzeyi oluşacak. Bunun da bak sol tarafındaki yüzeyi oluşacak değil mi? Evet. Şimdi aslında biz şunu yapmalıyız. Alanın değişmemesi için. Biz normalde bir
parça çıkartma sorularında ne yapıyorduk? Parça çıkartmadaki tekniğimizi düşünelim. Parça çıkartmadaki tekniğimiz şuydu. Hocam bir parça çıkarttığımız zaman ne yapıyorduk? Bir parça çıkarttığımızdaki tüm şeklin alanını bulurken ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. İlk başta ilk şeklin alanını yazıyorduk. Sonra eklenen yüzeylerin alanını ekliyorduk. Çıkarılan yüzeylerin alanını çıkarıyorduk. Hatta işimiz kolaylaşsın diye eklenenleri eklemek, çıkarılanları çıkarmak yerine ilk etapta birbirlerine nötrleyenlere bakıyorduk. Yani üstteki çıktı alttaki oluşmuşsa, öndeki çıktı arkadaki oluştuysa, soldaki çıktı sağdaki oluştuysa birbirlerini nötrlüyor diyorduk ya. Onlara bakıyorduk. İlk etapta onlara baktıktan sonra ekleme ya da çıkartmalara bakıyorduk. O zaman ben burada alanın değişmemesini istiyorsam eğer, bak alanın değişmemesini istiyorsam eğer, 3 tane yüzeyi çıkacak, 3 tane yüzeyi de gelecek değil mi? Yani çıkan yüzeyler kadar, hani bir küp çıkartıyorum ya, bir küp çıkarttığım zaman eksilen yüzeyler kadar eklenen yüzeyler de olacak. Buna dikkat etmem lazım. O yüzden ben burada şunlara dikkat edeceğim. Hani hocam burada ben bu parçayı çıkarttığım zaman, bak şu parçayı çıkarttığım zaman üst taraf çıkıyor mu? Çıkıyor. Alt taraf çıkıyor mu? Çıkıyor. Etti 2 değil mi? Sonra nötrleyenlere bakacağım. Hocam bunun ön tarafı çıktığı zaman arkada oluştu mu? Oluştu. Hocam bunun sol tarafı çıkınca arkada oluştu mu? Şu tarafında oluştu. Bak ne oldu şimdi? Hocam şöyle bir şey dedik. Ön taraf çıkınca arkada oluştu. Nötrledi. Sol taraf çıkınca sağda oluştu. Nötrledi. Ama üst taraf çıkınca alt tarafta herhangi bir yüzey oluşmadı. Alt tarafta çıktı. O zaman burada kalan ne oldu? Azaldı. Yani çıkan yüzeyler ne oluyor arkadaşım? Şu şekilde çıkan yüzeyler fazla oluyor. Eklenen yüzeyler daha az oluyor. Hatta çıkan yüzeyleri söyleyeyim ben sana burada. Hocam burada ben bunu çıkarttığım zaman alanda yüzey olarak azalan alanlara bak. Hocam bir tanesi üst taraf, bir tanesi ön taraf, bir tanesi alt taraf, bir tanesi sol taraf. Bu alanlar eksiliyor. Sonradan eklenen alanlar ne oluyor? Şu alan eklendi. Şuradaki alan da eklendi. Ha, 4 tane yüzey alanı çıktı. 2 tane yüzey alanı eklendi. Çıkan daha fazla olduğu için yüzey alanı ne oldu o zaman burada? Azaldı. Yani burada çıkan ile eklenen alanların birbirine eşit olması lazım diyeceğiz. O zaman A alanını alamam. Şimdi B alanına gelelim. Hocam B alanına bakacak olursam. Şimdi şu yüzeye çıkınca arkadaki yüzey de çıktı mı? Çıktı. Bak iki tane yüzey çıktı. İki tane yüzey çıktı. Ondan sonra çıkan yüzey, hatta bu üst yüzey de çıkıyor. Değil mi? Üst yüzey de çıkıyor. Hocam alt tarafı çıkıyor mu? Hayır. Alt taraf. Ben bunu üstten kaldırınca alt tarafta yine yüzey oluşmuyor mu? Oluşuyor. Hocam çıkan yüzeyler ne oldu sadece burada? Ön, üst, arka. Üç tane yüzey çıktı. Üç tane yüzey de ekstradan girecek. Bak şu yüzey sonradan oluşuyor B'ye çıkınca. Burada kar yandaki bu yüzey de sonradan oluşuyor. Alt taraftaki yüzey de sonradan oluşuyor. 3 yüzey çıktı. 3 yüzey ekstradan oluştu. O zaman B koymam lazım. 3 tane karenin alanı çıktı. 3 tane karenin alanı da ekstradan oluştu. Bunlar birbirini nötrledi. Yüzey alanı değişir mi? Değişmez. İşte buna dikkat edeceğiz. Şimdi C'ye bakalım. C'de çıkan yüzeylere bak şimdi. Hocam C'de çıkan yüzeyler 1 burası sağ taraf. 2 üst taraf. 3 sol taraf. Sonra 4 şurası. 4 burası. 4 tane yüzey çıktı. 2 tane yüzey eklenecek. Hocam bir arkadaki yüzey bir de alttaki yüzey ekleniyor. Yani çıkanla eklenen yüzeyler birbirine eşit olmadığı için C de olmaz. Tamam şöyle de yapabilirsin. Hocam şunlar nötrledi. Ön çıktı arkada nötrledi. Sonra üst çıktı altta nötrledi. Bir de sağa sola bakalım. Sağ da çıktı sol da çıktı. O zaman burada bir azalma var diyebiliriz. C olmaz. Ondan sonra D'ye bakalım. Hocam D'ye baktığımız zaman ön taraf çıktı arkada oluştu. Sağ taraf çıktı şu sol tarafta oluştu. Çıkınca bunun yüzeyinin sağ tarafı var çünkü. Sonra alt taraf çıkınca da üst tarafta da oluşuyor mu? Oluşuyor. Çıkan yüzeyler hep birbirlerini nötrledi. Önde çıktı, arkada oluştu. Sağda çıktı, solda oluştu. Altta çıktı, üstte oluştu. O zaman değişmediği kısım bir de nerede oldu? D'de oldu. Şimdi E'ye bakalım. E'nin hepsini göremiyoruz ama biraz hayal gücümüzü oluşturacağız. Hocam E'nin bir bu yüzeyi var, bir de arkadaki yüzeyi var böyle. Bak ben bunu çıkarttığım zaman, sağ tarafını çıkarttığım zaman sol tarafında bir yüzey oluşuyor mu? Oluşuyor. Bunlar nötrledi. Sonra arka tarafındaki şuradaki kısım çıkınca, yani şu tarafı çıkınca bunun ön tarafındaki şu yüzey oluştu mu? Oluştu. Evet. Şimdi bak dikkat et. Sağ taraf ve sol taraf nötrledi. Sağ taraf çıktı. Sol tarafı nötrledi. Ön çıktı. Arkası nötrledi. Şimdi alt üstüne bakarım. Hocam ben bunu çıkartınca böyle üst tarafta ekstradan bir yüzey. Alt tarafta da ekstradan bir yüzey oluştu mu? Oluştu. Bunlar fazlalık oldu. E'yi çıkartırsam bu sefer yüzey alanı ne yapıyor? Artıyor. O zaman E'yi de almayacağım. O zaman burada mavi küplerden hangilerini çıkartırsak cismin alanı değişmedi. B ve D'de değişmedi. Çünkü çıkan yüzeyler ve eksilen alanlar ve eklenen alanlar birbirinin tıpkısının aynısı. Yani 3 yüzey çıktı. 3 tane alan eksildi. 3 tane alan da ekstradan arttığı için birbirlerini nötrlemiş oldu. O yüzden alanı değişmedi. Evet 48. soruda bu şekilde oldu. Geldik 49'a. Şimdi 49'da biraz oyalanacağız. Dikkatli olalım burada. Dikkatli bir şekilde dinleyelim lütfen. Burada da güzel bir şey öğreneceğiz. Yukarıda. Yukarıda olur mu ya? Aşağıda aşağıda. Şurası aşağıda olacak tamam mı? Birim küplerden oluşan kübün dış yüzeyi kırmızı renge boyanıp yani ben bunu kırmızı renge boyayacağım. Şimdi dış yüzünü kırmızı renge boyayacakmışım.
Ondan sonra bunları tek tek birim küplere ayıracağım. Bak daha öncesinde sınavda çıkmış bir soru. ÖSYM daha öncesinden sordu. Yıllar öncesinde sordu. Yine böyle bir soruyla karşımıza gelebilir. Şimdi buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. 300'ü kırmızı boyalı olan kaç tane birim var? Arkadaş ben burayı kırmızıya boyadım. Şurayı kırmızıya boyadım. Şurayı kırmızıya boyadım. Arka tarafını, sol tarafını, alt tarafını kırmızıya boyadım. Yani boya dolu bir kabın içine attığım, çıkarttığım kırmızı yüzey. Sonra baktığın zaman hocam şurası kırmızı, burası kırmızı, burası kırmızı ya mesela. Ben bu küpü ayırdığım zaman bunun arka tarafı beyaz, içeride kalmıştı. Sol tarafı da beyaz, şurası da beyaz. Ondan sonra bir de alt tarafı da beyaz değil mi bunun? Evet. Alt tarafı da beyaz olacak ya da sarı olacak pardon. Bu renkte verilmişti. Şimdi 300'ü boyalı olanlara bakacağım. 300'ü kırmızıya boyalı. Arkadaşlar 300'ü kırmızı olanlara şöyle bir bakalım. Şimdi şunlar içeridekilere baksak birer yüzü boyalı oluyor. Şuradakilere baksak ikişer yüzü boyalı oluyor. Daha köşedekilere baktığım zaman 300'ü açıkta kalıyor. O zaman her zaman neresi oluyor? Köşedekiler 300'ü boyalı olanlar olacak. Yani köşedekiler köşe sayısı kadar. Kaç tane köşemiz var? 1 burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada, 6 burada, 7 burada, 8 de arkasında. 8 tane köşemiz olduğu için 8 tane 300'ü boyalı olan olur. Yani aslında biraz formülize de edebiliriz. Hatta bunun hepsini formülü de çevirebilirim ben ama anlatıyorum sana tek tek mantığını anlatayım ki sıkıntı yaşama. Tüm yüzeyini boyadığım zaman 300'ü boyalı olan ne oluyormuş? Köşe sayısı kadar köşedekiler oluyormuş. Bir küpün köşe sayısı da kaç? Hocam üst tarafta 4 tane var. Alt tarafta da 4 tane var. Çünkü alt tarafta şuradaki köşeyi de sayacağız. Toplamda 8 yap. Tamam köşe sayısını hallettik. B şıkkına gelelim. B şıkkı da kırmızı. 200'ü kırmızı boyalı olanlar soruluyor. Arkadaşım ben bunu boyadığım zaman 200'ü kırmızı boyalı olanlar neresi yapar? Mesela tam şöyle şuradakileri boyadığım zaman. Şuradakileri boyadığım zaman. Köşeye geldiğim zaman oluyor mu? Olmuyor. Bunun bu tarafa da boyalı. Bak burası böyle boyalı olunca burası da boyalı oluyor. Yani neredekiler olacak? Tam böyle arada kalanlar olacak değil mi? Hocam şurası tek yüzü boyalı alanlar olur bunlar. O yüzden ne yapacağız burada? Burada da 200'ü boyalı olanlar hop şunlar. Aa, ne yapıyoruz burada o zaman? Şu şekilde seçtik. Tam böyle arada kalanlar. Yani dikkat et. Bunu da formülize edecek olursak eğer. Hocam ayrıttaki bir ayrıtı düşün. Hep ayrıt üzerindekileri aldık. Bak dikkat et. Hep ayrıt üzerindeki alanlar. Hocam her bir ayrıtta iki yüzeyi boyalı olanlar var. O zaman her bir ayrıtta iki yüzeyi boyalı olan iki tane yok mu? Evet. Hatta buradaki ayrıtta da şöyle. Buradaki ayrıtta da böyle. O zaman ayrıt sayısına göre gideceğiz. 200'e boyalı olanlar neye göre bakacaksın? Ayrıta göre bakacaksın. Ayrıtlarımız kaç tane ayrıtımız var? Hocam 1, 2, 3, 4 tane burada. 4 tane dikey. 4 tane yatay. 4 tane de şöyle çapraz yok mu? Var. 12 tane ayrıtımız var. O zaman ayrıt sayısına göre gittiğimiz zaman ne diyeceğiz? 12 tane ayrıt olduğu için her bir ayrıtta da 2 tane olduğu için 12 çarpı 2 diyeceğiz. Yani cevap 24 çıkacak dostlar. Evet cevaba böylelikle 24 diye ulaştık. Dikkat. Cevap 24. Tamam. Buna dikkat ediyoruz şimdi. Ya gözükmedi ama şurada görüyorsunuz artık. Hallettik onu. Şimdi 3 yüzeyi hallettik. 2 yüzeyi hallettik. Bak 3 yüzey nerede? Köşelerdeki. 2 yüzey nerede? Neyde? Ayrıt üzerindekilerde. Şimdi de nereye geliyoruz? 1 yüzü boyalı olanlara bakıyoruz. Hocam 1 yüzü boyalı olanları da ben şöyle göstereyim sana. 1 yüzü boyalı olanlarda bak şu tam böyle yüzey içerisinde kalanlar değil mi? Yani yüzeydekilere bakacağım arkadaşlar. O zaman buna bakarken de yüzeye göre bakacağım. Yüzey. Kaç tane yüzey var? 6 tane yüzey yok mu? O zaman her bir yüzeyde kaç tane olduğuna bakacağım. Her bir yüzeyde hocam burada 4 tane. Burada 4 tane. Her bir yüzeyde bak burada da 4 tane oluyor. Gördüğünüz üzere hatta şunu da böyle ben 2 tane olduğunu göstereyim. Her bir yüzeyde de 4 tane var. 6 çarpı 4'ten cevap kaç olur o zaman yine burada? 24 olacak. Hocam burada kırmızıyı boyanmayan kaç tane birim küp vardır diye soruluyor. Bize kırmızıya boyanmayan birim küp sayısını da bulurken ya hocam 300'ü boyalı olanları buldum. 200'ü boyalı olanları buldum. 100'ü boyalı olanları buldum. O zaman D şıkkını da şu şekilde bulabilirim. Hocam tüm küplerin sayısından toplamda küp sayısı ne burada? Hocam hacmi kadardır. Bir kenarda 4 birim, 4 birim, 4 birim. 4'ün kübü kaç yapıyor? 64. 64'ten neyi çıkartacağım? Tek tek bulduğum sayıları çıkartacağım. 8'i, 24'ü ve 24'ü çıkartacağım. Çünkü 8 300 boyalı. Bu da 200 boyalı. Bu da 100 boyalı. Yani 48 56. 56 çıkartacağım. O zaman kaç geliyor arkadaşım? 8 mi geliyor? Aynen öyle. Hiçbir yüzeyi boyalı olmayan da 8. Bu şekilde de bulunabilir. Yalnız burada iki tane yol göstereceğim. Nasıl mı? Şu şekilde. Arkadaş burada dikkat et. Buradaki bütün küpler boyalı. Hocam buradaki küpleri attığın zaman içeri bir birim gireceksin. Buradaki küpleri de attığın zaman buradan da içeri bir birim gireceksin. Hocam şuradaki öndeki küpleri arkadaki küpleri attığın zaman da buradan da bir birim gireceksin. Yani bizim küpümüzün önceden uzunlukları kaçtı arkadaşım? Hocam 4 birim 4 birimdi. Bak 4 birim 4 birimdi. Bir birim buradan bir birim buradan gireceksin. O zaman burası 2 yapar. Hocam bir birim buradan bir birim buradan gireceksin içeri. 2 birim yapar burası da. Hocam yukarıdan aşağı baktığımız zaman da bir birim buradan da içeri gireceksin.
diyeceksin. Burası da 2 yapar. Yani birer birim çıkartılmış halini düşüneceksin. Küpün bir kenarı 2 yapar. Bu 2'den de 2'nin küpü kadar oluşur. Yani 8 tane birim küp yap mıdır? Vardır. Yani bak şuradaki birim küpün içine birer birim birer birim birer birim girdiğim zaman içeride 2'ye 2'lik bir küp oluşuyor ya. İşte 2'ye 2'lik küpün hiçbir yeri içerideki yani içerideki 2'ye 2'lik küpün hiçbir yeri boyanmamış oluyor. Onu da birim küplere ayırdığım zaman nedir? Hacmi kadardır. O da 2'nin küpü yapar. Yani şunları diyorum ya. Şu dıştaki hep küpleri atacaksın. Bir birimleri buradan bir birimleri buradan attın. Bir buradan bir buradan atınca şu uzunluk toplamda 4 birimdi. Bir buradan bir buradan atınca kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Sonra aynı şeyi buradan da atacaksın şöyle. Hocam bir bu yatay bir de bu yatay atınca o zaman burada toplamda ne kaldı? 2 birim kalıyor içeride. 2 birim. Üste de bir birim bir birimler atınca şu dikeyde de içeride yükseklik olarak da 2 birim kalıyor. O şekilde de diyebiliriz. Yani içeride kalan da bu şekilde. Yani ben bunu formülize edecek olursam arkadaş bak formülize edecek olursam. Formül değil de mantığında anlattım ben sana şimdi. Arkadaş 300 boyalı olanlar sorulursa tamam. Köşedekiler. 100'ü boyalı olan sorulursa pardon 200'ü boyalı olan sorulursa ayrıtlara göre gideceksin. Ayrıt sayısı kadar yani ayrıt sayısı kaç? 12 ya. 12 çarpı ne diyeceksin? Atıyorum burası 4 ise yani en kenarlıysa şu köşedekiler atıyorsun ya. 12 çarpı en eksi 2 diyeceksin buraya. Yani bir, şu en kenarlıysa. Bir küpten bahsediyorum tabii. Tamam. Hatta 12 çarpı en eksi 2. 12 çarpı 4 eksi 2. 24 çıktı. Bak biz burada ne bulduk zaten? 24 bulduk. Şurada 24 sayısını görüyorsun zaten. Şurada 24 sayısını da görüyorsun. Anlaştık. Formülize edecek olursam bu şekilde. Ayrıtlar. Sonra kaç yüzü boyalı alan? Bir yüzü boyalı alan bakarken de yüzey sayısına göre bakacaksın. Çünkü üst yüzeydeki, sağ yüzeydeki, ön yüzeydeki, arka yüzeydekiler boyalı oluyor. Ondan dolayı o zaman yüzey sayısı kaç? 6. 6 tane. Bu 4'e 4'lük ya. İçeriye bir birim bir birim gireceğin için o zaman burada kaç yapıyor? Hocam 4 birimse bir birim bir birim içeri girdiğin zaman böyle o zaman 2 çıkartıyorsun. 4 eksi 2 diyorsun. 4 eksi 2 4 eksi 2. Yani en kenarlıysa burası en burada en burada hep birer birim içeri gireceksin. En eksi 2'nin karesi şeklinde de yorumlayabilirsin. Ama formülize vallahi anlaşılmaz. Gerek yok formülize. Bir yüzü boyalı alanları bulurken de abi. Tam bir yüzü boyalı alanlardı bu. Şeyde kırmızıya hiçbir yüzü boyalı olmayanlarda da olayı zaten burada anladık. Formülize edilmiş halde bu. Direkt ne diyeceksin? Hocam bu 4 kenarlıyken bak bir birim bir birim çıkartıyoruz. En kenarlıysa en eksi 2'nin direkt kübü diyeceksin burada da. Formülize edilmiş halleri bu. Yani en kenarlı bir küpten bahsediyorsak, toparlayacak olursak formülleri de buraya yazayım istersen. Bak bazılarınız formülcü. Ben formüle çok karşıyım ama olsun. 300'ü boyalı alanlar direkt 8. Direkt 8. 300'ü boyalı alanlar. Ondan sonra bu 3 yüzeyi boyalı alanlar. 2 yüzeyi boyalı alanlar direkt ne olacak? Hocam 2 yüzeyi boyalı olanları da direkt ne diyeceğiz? Ayrıtlara göre bakacağız. 12 tane ayrıt var ya. 12 tane ayrıt olduğu için 12 tane bak en diyoruz. En kenarlıysa n'den de 1, 2 çıkartıyoruz ya. 1 birim içeri 1 birim içeri giriyoruz ya. 12 tane n-2 diyoruz. Ondan sonra 1 yüzü boyalı olanlardır ne diyoruz? Yüzey sayısı yüzeylerden gidiyoruz. 6 çarpı 6 tane yüzey olduğu için. 6 çarpı n-2'nin karesi diyeceğiz oraya da. n-2'nin karesi şeklinde diyeceğiz. Çünkü niye? Hocam bir birim buradan bir birim buradan girince. Şurada bir uzunluk burada da bir uzunluk. Bir birim buradan bir birim buradan girdiğimiz zaman. Orada da bir kare yapıyor. Şu karede alanı da zaten kaç yapıyor? Hani bu 4 eksi 2 yaptı burası. 2 birim burası. 2 birim burası. 2 kere 2 4 yaptı burası. 4'ten de alttan olduğu için şu şekilde. Formülize edilmiş halde bu. Direkt 0 yüzü boyalı olanları da 0 yüzü boyalı olanları da ne diyeceğiz? Direkt n eksi 2'nin kübü diyeceğim. Çünkü bir birim buradan bir birim buradan içeri girip o içeri girdiğim zaman kenarlarda her bir kenardan n eksi 2 gittiğim için bu şekilde olmuş oluyor. Tamam. Temel mantık bu dostlar. Lütfen buna dikkat. Şimdi aha bu sefer ne demişim? Bu sefer taban ayrıtı 4 birim ve yüksekliği 5 birim olan kare prizma biçimindeki bir tahta bloğun yüzeyleri boyanıyor. Daha sonra bu tahta bloğun tamamı 80 tane birim küp ayırıyor. Bir bana bak. Birim küp ayırmayı öğrettim ben sana. Birim küp ayırırken hani bir böyle kesiyoruz. Bir şöyle kesiyoruz. Bir de şöyle yatay kesiyoruz ya. Onu öğrettim sana. Bu sefer de bu soruyu küp olarak sormamışım. Kare prizma olarak sormuşum. Kare dik prizma olarak sormuşum. Bakalım formülü biraz önce yukarıda verdim ama bak kare prizma oldu. Küp için formülü verdim. Bu sefer formülsüz bir şekilde yapabilecek misin bakalım. Şurayı çalıştırarak hadi yap bakalım. Ne yapıyorsun? Yüzeye göre ya köşe sayısı zaten 300'ü boyalı olanlar köşe sayısı. 200'ü boyalı olanlar ayrıtlara bakıyorsun. 100'ü boyalı olanlar da yüzeye bakıyorsun. Hiç boyalı olmayanlar da birer birim birer birim içeri girip öyle bakıyorduk değil mi? Hadi şimdi bu soruda da şu mantığı kullanaraktan yapmaya çalış. Anlaştık. Bu şekilde yaparsan büyük ihtimalle böyle çıkacak soruyu da yaparsın. Ki ÖSYM böyle bir soruyu sözel bir şekilde sordu. Bak şekli bile senin çizmeni istedi. Şimdi de şekli beraber çizeceğiz zaten. Haydi gelsin soru bakalım. Taban ayrıtı 4 birim yüksekliği 5 birim olan kare prizmayı çizelim bakalım biz şimdi. Taban ayrıtı 4 birim olan bir kare prizma çizeceğim şimdi. Şöyle şunu çizdim. 4'e 5. Hocam aynısını şöyle bir kopyalamam lazım. Bir saniye. Bir saniye. Şunu şöyle kopyalayayım. Çoğalt yapayım. Şunu da şöyle koyayım. Kare prizmayı güzel bir şekilde
şekilde parçalayacağım ya ben şimdi. Ona göre işlem yapacağım. Hop şöyle çizdim. Hop şunu çizdim. Hop şunu çizdim. Hadi bunu birim küplere ayıralım bakalım şimdi. Hocam birim küplere ayırırken bir yatayında keselim şöyle. Şu yükseklik 5 birim, burasında 4 birim olduğunu biliyorum. 5 birimi ben kaç kesik yapmam lazım? 4 kesik yapayım ki 1, 2, 3, 4, 5 parçası oluşsun değil mi? O zaman burayı 4 kesik yapıyorum. Hocam 4 kesiği yapayım. 1, 2, 3 ve 4 diyeceğim. 4. Ama bu yatay kesik şöyle de devam ediyor. Bak şu şekilde de devam ediyor. Bunları şöyle şeklen göster. Siz de çizin kardeşim. Tamam mı? Ben önceden çizip hazır bir şekilde yapmıyorum. Benim nasıl çizdiğimi görün diye. Sonra nasıl keseceğim? Şöyle dikeyinden keseyim. Hocam burası 4 birim ya. 4 birimi 3 çizikle halledeceğim. 1, 2, 3 çizikle halledeceğim. Yalnız bu dikey kesik aşağı doğru da gidiyor böyle. Pasta keser gibi düşün. 1, 2 ve 3 yaptı burası. Başka neresi kaldı? Bir de bu şekilde kesmek var. Hocam burayı da 4 parçaya bölmek için burayı da 3 kesik çizik yapmam lazım. Çünkü şu uzunluk 4 birim. Şu şekilde kestim. Yalnız bu şekilde de kesince aşağı doğru şöyle gitmem lazım. Evet, birim küpleri ayırdık mı dostlar? Bu şekilde ayırdık. Her biri bir birim olan küp. Şimdi elde edilen birim küplerden yalnızca bir yüzü boyalı olan birim küp sayısı yalnızca iki yüzeyi boyalı olan birim küp sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Bak hocam, bir yüzü boyalı olanlar nerede? Yüzeyde. Aa hocam, her bir yüzeyde 4 tane mi olacak? Hayır. Küp olsaydı o yorumu yapacaktım. Mesela burada neye göre bakacağız? Hocam alt üste göre bakacağız. Bak alt üst. Buna göre. Sonra sağ sola göre bakacaksın. Bir de ön arkaya göre bakacaksın. Her bir yüzey bunlar aralarında özdeş. Hocam üst yüzeyde 4 varken alt yüzeyde de 4. Toplamda kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Sonra sağ sola bakalım şimdi. Hocam sağ sola baktığımız anda bir yüzü boyalı olanlar tam burada ortada kalanlar. Aa burada 6 yaptı. 6 6 12 yaptı o zaman burada. Bir sağda bir de solda da var aynısı. Hocam ön yüzeye bakalım. 1 2 3 4 5 6 tane de burada var kardeşim. 6 tane de burada olduğu için 6, arkada da 6 olacak, 12. Yani bir yüzü boyalı olanlar, şu bir yüzü boyalı olanlar bu şekilde, bak burada yapıyorum. Toplamda da kaç yaptı? 12 12 24, 8 daha kaç yaptı? 32 yaptı. Evet, bir yüzü boyalı olanlar 32 tane oldu. Bir yüzü, bir de iki yüzü boyalı olanlara bakacağım. Şimdi iki yüzü boyalı olanlara bakarken ne yapacağım? Ayrıtlar üzerindekilere bakaraktan gideceğim. Hocam şöyle. Aa burada 2 taneyken burada da 2 tane, burada da 2 tane ayrıtta, şurada da 2 tane. Ama şu dikeylere baktığın zaman 3 tane değil mi kardeşim dikeylerde? Evet. O zaman bunlara da ayrı ayrı bu şekilde ayrıtlara bakacağız kardeşim. Şimdi şunlara göre sayıp ona göre gideceğiz. Şöyle şöyle. Arkadaş o zaman biz ayrıtlara bakarken her bir ayrıta bakacağız. Hocam şunlarda hep zaten kaç tane? Şuru yanlış yapmışım. Çok pardon. Şurası değil. Şurası da şöyle. Heh. Ayrıtlara bakarak yorum yapacağız. Hocam şu ayrıtta 2 tane, bu 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 ayrıtta 2 tane. Şunu da yanlış göstermişim. Yani kare yüzeylerindekinde hep 2 tane olacak. Toplamda kaç tane ayrıtta 2'şer tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hocam 8 tane 2 var artı dikey olan ayrıtlarda da 3 tane var. Bak gördün mü? 1, 2, 3, 4 tane de dikey olan ayrıt var. O zaman bu da 4 kere 3, 12 mi yapıyor? 4 tane 3 diyeceğiz. 16 artı 12 de kaç yapıyor? 28 yapıyor. Bu da iki yüzü boyalı olanlar. Buna bakarken neye göre bakıyorsun? Ayrıtlara göre bakıyorsun. Yani olayın mantığı şu. 3 yüzü boyalı olanlar sorulduğunda köşe sayıları, yani 8 direkt cevap. 2 yüzü boyalı olanlarda direkt ayrıtlara bakıyorsun. Küpte olduğu zaman formülize edebiliyoruz ama ayrıtlara böyle bir tek tek bakmanı tavsiye ettim. Burada da ayrıtlara bakınca 2 tane boyalı olanları tek tek sayıyorum. 1 2 3 4 tane. 1 2 3 4 tane. 4 kere toplam 8 yaptı. 8 kere 2. Her bir ayrıtta 2 var ya, o yüzden. Dikeylerde de 3 tane var. 4 tane de 3 var dedim. Topladım. 28 yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? 2 yüzeyi boyalı olan birim küp sayısından kaç fazladır diye soruluyor. Yani 32 eksi 28 isteniyor. O zaman cevap kaç yaptı? 4 tane fazlalık yapmış oldu. Cevap 4 oldu. İnşallah sen de yapmışsındır. Haydi bakalım diğer soru. Sözel bir soru. Birim küplerden oluşan ve ayrıt uzunlukları 4, 5 birim ve 6 birim olan dikdörtgenler prizmasının biçimindeki bir cismin tüm yüzeyleri boyanıyor. Daha sonra bu prizma 120 birim küp ayırılıyor. Zaten hacmine 4, 5, 6'nın çarpımı kaç? 120 yapıyor. 2 küp sayısı hacme eşit zaten. Tamam, doğru. Son durumda bu birim küplerden boyanmayan birim küplerin tamamı. Hadi bakalım. Şimdi şekli çizelim kardeşim. Şekli çizelim. Haydi. Hocam bu hızlı bir şekilde çiziyorum. Şöyle bir şekli çizdim. Şunu çizdim. Şunu çizdim. Şunu çizdim. Şunu çizdim. Şunu çizdim. 4, 5, 6. 4, 5 ve 6. Şimdi boyanmayanlara bakacağım. Hocam içeri bir birim, içeri bir birim, içeri bir birim, içeri bir birim şeklinde gitmiyor muyduk? Evet, gidiyorduk. O zaman ben burada 6'dan içeri bir birim bir birim gidince ne olacak? Hocam içeride şöyle bir yüksekliği kaç birim olacak? 4 birim olacak. Hocam burada buradan bir birim, buradan bir birim gidince 5'ten 2 çıkartınca 3 yapıyor. Hocam şuradan da bir birim, buradan da bir birim gidince buradaki uzunlukta 2 birim mi yapıyor? Evet.
Hayır. İçeride işte 2-3 dörtlük boyanmayan kısım olacak. Ha sen istersen 3 yüzü boyalı olan, 2 yüzeyi boyalı olan, 1 yüzeyi boyalı olanı bul. Tüm yüzey alanından da bunları tek tek çıkartıp yapabilirsin. Aa biz direkt boyanmayanları ne yapacağız? Birer 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 her bir köşeden gireceğiz. Şöyle bir birim bir birim. Yani prizmanın kenarlarından ikişerli çıkartılmış hali bunun içindedir. İçindeki kısım boyanmayan kısımdır. O zaman burası da birim küp sayısı kaç yapıyor? 2 çarpı 3 çarpı 4. O zaman 6 kere 4 kaç yapacaktır? 24 yapacaktır. Dolayısıyla örnek 51'de 24 bulduk. Geldik örnek 52'ye. Kenan. Vay 52. Bak prizmalarda 52. sorudayız ve hala bitmemiş. Vay maşallah. Soru bankasında bile bu kadar kitap yoktur. Bu kadar soru yoktur. Neyse. Kenan ayrıt uzunluğu bir birim olan 4 adet birim küpü. Her birinin en az bir yüzü diğer yüzü diğer bir küpün bir yüzüyle tam örtüşecek biçimde birbirine yapıştırılıyor. Evet 4 tane birim küpü nasıl yapıştırabilirim? Üst üste koyabilirim. Sonra L harfi yapabilirim. 3 tane koyup bir tanesini de öbür tarafına koyabilirim. Yani şunu demek istiyorum. Yapıştırırım. Şunu bir birim küpü böyle koyuyorum. Sonra yanına koyarım şöyle. Şöyle koyarım. Sonra bir daha yanına koyarım şöyle. Böyle. Sonra bir de bu tarafına koyarım böyle. İşte böyle 4 tane birim küpü bu şekilde de koyabilirim. Ama bize ne diyor? Buna göre diyor Kenan'ın bu şekilde elde edebilecek kare dik prizma. Ha 4 tanesiyle kare dik prizma. Bu 4 tanesiyle kare dik prizma elde etmek nedir? Hocam 4 tanesiyle kare dik prizma 4 tanesini üst üste koyduğumda olur. Başka bir durum oluyor mu? Şu şekilde. 4 tanesini üst üste koyduğum zaman burası 4 birim uzunluğunda olacak. Şöyle bir kare prizma yapacak değil mi dostlar? Hocam birim şeyleri gösterelim. Şöyle perspektif çizimini de öğrenin. Şu şekilde konulduğunu da bil. Tamam dostum? Tamam. Başka nasıl koyabilirim kare prizma yapmak için? Hocam tabanı 1 olan da olur. Bak kare prizma yapmak istiyorum ya. Tabanı 1 olan da olur. Tabanı 2 olan kare prizma da olur. Tabanı 2 olan kare prizma da o zaman yüzey alanın hacminin kaç yapması lazım? Hocam tabanı 2 ise eğer bak şimdi tabanı 2 ise eğer kaç tane üst üste koyacağıma bakacağım. Tabanı 2 ise eğer hocam 2 kere 2 4 çarpı 1 olması lazım. Çünkü hacim birim küp sayısına eşit değil miydi? 4 hacmini elde etmem lazım. Tabanı 1 iken 1'e 1 iken 1 çarpı 1 çarpı h 4'e eşit olacak ya h 4 olur. Ya da tabanı 2 iken 2 çarpı 2 çarpı h dersem 2 çarpı 2 çarpı h eşittir 4 ise h da bu sefer 1 olur. Tabanı 3 olandan böyle bir şey elde edebilir miyim? Hayır. Yani ben 2 tane elde ettim. 1 tabanı 2 olan bir de tabanı 1 olan bu kare prizmaları elde ettim. Hatta bunu şöyle birim küplere de ayırabiliriz dostum. Aynen bu şekilde birim küpler yap. Şimdi diyor ki bize cisim köşegenlerinin uzunlukları soruluyor. Bunun cisim köşegeni nedir dostum? Aha da budur. Bunun cisim köşegeni nedir? Aha da budur. Cisim köşegenleri nedir? Şunların kare içinde kareleri toplamı. 4'ün karesi, 1'in karesi, 1'in karesi değil midir? Evet. İstersen Pisagor bağıntısından da bul. Şunu çiz ondan sonra burada Pisagor yap. İstersen şunu çiz işte sonra burada Pisagor yap. Fark etmez. Buradakinin nedir? Kare küçüğünde 2'nin karesi, 2'nin karesi ve 1'in karesi yapar. Şu 4, 8, 9 yaptı. Bu 3 yaptı. Bu da 4, 5, 6 yaptı. Yani bu da kök 6 yaptı. İşte bizden ne isteniyor? Cisim köşegenlerinin uzunlukları oranı. Oo bir dakika. Şurası 1, 1, 4. Aa 4'ün karesi 16, 16, 17, 18 yaptı. Ben bunu niye kök 6 yazdım ya? Şurası kök 18 olacak arkadaşım. Burası kaç oldu? Kaç oldu? 3 oldu burası. İşte bizden birinin birine oran isteniyor. Ya bunun buna oran isteniyor ya da tam tersi. Bunun buna oran isteniyor. Biz bir tanesini bulalım bakalım. Kök 18'in 3 oranı. Kök 18 nedir? Hocam bu 9 çarpı 2 ya. 9 da dışarıya 3 diye çıktı ya. 3 kök 3 bölü 3 yapar. 3'ler sadeleşti. Cevap da kaç yapar o zaman? Kök 3 yapar. Ne olabilir diye niye sormuş bize? Çünkü ya bunun buna oranı cevapta olacak ya da tam tersi bunun buna oranı olacak. Ya cevap kök 18 bölü 3 yani kök 3 ya da tam tersi 1 bölü kök 3 de olabilirdi. Dolayısıyla cevap ne çıktı? Denizli çıktı dostlar. Evet. Güzel bir soru mu? Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru ama sınavda da çıkmış bir soru. Hatta bak sana güzel bir teknik verdim burada. Adam birim küplerle ne oluşturacak? Hocam birim küplerle kare prizma oluşturacak. O zaman birim küplerle oluşturuyorsam kenarları, karenin kenarları hep tam sayı olacak. Karenin bir kenarı ya tabanı 1 ise dedim. Tabanı 1 ise o zaman 1 çarpı 1 çarpı h eşittir. 4 tane birim küpten oluşturduğu için hacmi 4 olacak dedim. H 4 buldum. Yüksekliği yani tabanı 1 olan yüksekliği 4 olan dedim. Sonra tabanı 2 iken 2 çarpı 2 çarpı h. H'ı da burada 1 buldum. Bu şekilde 4 tane birim küpü bu şekilde de koyabiliriz. Yani mantığımızı da çalıştırarak hacmi de birim küp sayısını da birleştirerek bu şekilde yaptık soruyu. Bu da sana güzel bir teknik kattı mı bence kattı. Evet gençler böylelikle küp açılımlarına geldik. Küp açılımlarını da ayrı bir şekilde anlatayım ben size. Bak detaylı anlattığım için video ders uzuyor. Yoksa bu kadar uzun anlatılacak şey değil. Normalde ben bunu böyle çok hızlı bir şekilde 1, 2, 2,5 sayfayı çok hızlı bir şekilde en fazla yarım saatte anlatabilirim aslında sana ama yani her şeye değiniyoruz. Çünkü niye? Hep kafada bu soru işaretleri kalıyor. Senin sorduğun soruları, sizlerin sorduğun soruları hep kafamda derleyip de bu şekilde anlatıyorum. Ve farklı bir yoldan yani hani bir şey söylüyorum ardından farklı bir şey daha söylüyorum. Ufkunuzu geliştiriyorum aslında. Yoksa ben bunu dediğim gibi yarım saatte de anlatabilirdim ama o zaman bir işe yaramazdı. Bir yol göstermek sadece ezberci bir mantık olur diye düşünüyorum.
düşünüyorum. O yüzden bu şekilde detay senin için zaman kaybı değil. Hep bir şeyler öğrenmek senin için inanılmaz bir şey, bulunmaz bir fırsat diyebilirim. Evet dostlar, böylelikle 46. günde ikinci derste halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 46. günün 3. dersinde zar sorularında, küp açınımlarında ve bu da güzel bir teknik, çok güzel bir şey öğreneceksin. Orada görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.